Bismillahirrahmanirrahim. 13. rica, haşiye. Latif bir tevafuktur ki, bu 13. ricanın bahsettiği medrese hadisesi 13 sene evvel oldu. Bu ricada sergüzeşte hayatımın mühim bir levhasından bahsedeceğimden herhalde bir derece uzun olacak, usanmamanızı ve gücenmemenizi arzu ediyorum. Harb-i Umumi'de Rus'un esaretinden kurtulduktan sonra İstanbul'da 2-3 sene Darül Hikmet'te hizmet-i diniye beni orada durdurdu. Sonra Kur'an-ı Hakim'in irşadıyla ve Gavs-ı Azam'ın himmetiyle ve ihtiyarlığın intibahıyla İstanbul'daki hayat-ı medeniyeden usanç ve şaşalı hayat-ı içtimaiyeden bir nefret geldi. Davutsula tabir edilen iştiyak-ı vatan hissi beni vatanıma sevk etti. Madem öleceğim, vatanımda öleyim diye Van'a gittim. Her şeyden evvel Van'da Horhor denilen medresemin ziyaretine gittim. Baktım ki sair Van haneleri gibi onu da Rus istilasında Ermeniler yakmışlardı. Van'ın meşhur kalesi ki dağ gibi yekpare taştan ibarettir. Benim medresem onun tam altında ve ona tam bitişiktir. Benim terk ettiğim 7-8 sene evvel o medresemdeki hakikaten dost, kardeş, enis talebelerimin hayalleri gözümün önüne geldi. O fedakar arkadaşlarımın bir kısmı hakiki şehit, diğer bir kısmı da o musibet yüzünden manevi şehit olarak vefat etmişlerdi. Ben ağlamaktan kendimi tutamadım ve kalenin ta medresenin üstündeki iki minare yüksekliğinde medreseye nazır tepesine çıktım, oturdum. 7-8 sene evvelki zamana hayalen gittim. Benim hayalim kuvvetli olduğu için beni o zaman da hayli gezdirdi. Etrafta kimse yoktu ki beni o hayalden çevirsin ve o zamandan çeksin. Çünkü yalnız idim. 7-8 sene zarfında gözümü açtıkça bir asır zaman geçmiş kadar bir tahavvülat görüyordum. Baktım ki benim medresemin etrafındaki şehir içi kalede bir mevkii, bütün baştan aşağıya kadar yandırılmış, tahrip edilmiş. Evvelki gördüğümden şimdiki gördüğüme güya 200 sene sonra dünyaya gelip öyle hazin nazarla baktım. O hanelerdeki adamların çoğuyla dost ve ahbap idim. Kısmı azamı Allah rahmet etsin, muhacaret ile vefat etmişler. Gurbette perişan olmuşlardı. Hem Ermeni mahallesinden başka Van'ın bütün Müslümanlarının haneleri tahrip edilmiş gördüm. Benim kalbim en derinden sızladı. O kadar dikkatime dokundu ki binler gözüm olsaydı beraber ağlayacaktı. Ben gurbetten vatanıma döndüm, gurbetten kurtuldum zannediyordum. Vah sefa, gurbetin en dehşetlisini vatanımda gördüm. 12. ricada bahsi geçen Abdurrahman gibi ruhumla pek alakadar yüzer talebelerimi, dostlarımı kabirde ve o ahbapların yerlerini harab ve zar gördüm. Eskiden beri hatırımda olan bir zatın bir fıkrası vardı. Tam manasını göremiyordum, o hazin levha karşısında tam manasını gördüm. Fıkra budur. Levla müfarakatul ahbab ma vecedet lehel münaya ila ervahina subula. Yani eğer dostlardan müfarakat olmasaydı, ölüm ruhlarımıza yol bulamazdı ki gelsin alsın. Demek en ziyade insanı öldüren ahbaptan müfarakattır. Evet, hiçbir şey beni o vaziyet kadar yandırmamış, ağlatmamış. Eğer Kur'an'dan, imandan medet gelmeseydi, o gam, o keder, o hüzün ruhumu uçuracak kadar tesirat yapacaktı. Eskiden beri şairler şiirlerinde ahbaplarıyla görüştükleri menzillerin mirur-u zamanla harabegahlarına ağlamışlar. Bunun en firkatli levhasını da ben gözümle gördüm. 200 sene sonra gayet sevdiği dostların mahalle ikametine uğrayan bir adamın hüznüyle hem ruhum hem kalbim gözüme yardım edip ağladılar. O vakit gözümün önünde harabezara dönmüş yerlerin gayet mamur ve şenlikli ve neşeli ve sürurlu bir surette bulunduğu zaman 20 seneye yakın en tatlı bir hayatta tedris ile kıymetli talebelerimle geçirdiğim hayatımın o şirin safahatı birer birer sinema levhaları gibi canlanıp görünerek sonra vefat edip gider tarzında hayali gözümün önünde epey zaman devam etti. O vakit ehli dünyanın haline çok taaccüp ettim. Nasıl kendilerini aldatıyorlar? Çünkü o vaziyet dünyanın tam fani olduğunu ve insanlarda içinde misafir bulunduğunu bilbedaha gösterdi.
Ehli hakikatın mütemadiyen dünya gaddardır, mekkardır, fenadır, aldanmayınız demeleri ne kadar doğru olduğunu gözümle gördüm. Hem insan nasıl cismiyle, hanesiyle alakadardır, öyle de kasabasıyla, memleketiyle, belki dünyasıyla alakadar olduğunu kendim de gördüm. Çünkü ben vücudum itibariyle ihtiyarlık dikkatinden iki gözümle ağlarken, medresemin yalnız ihtiyarlığı değil, belki vefatından dolayı 10 gözle ağlamak istiyordum. Ve o şirin vatanımın yarı ölmesiyle 100 gözle ağlamaya ihtiyacım vardı. Rivayet-i hadiste vardır ki her sabah bir melaike çağırıyor. Lidu lil mevt ve ibnu lil harab. Yani ölmek için tevellüd edip dünyaya gelirsiniz. Harap olmak için binalar yapıyorsunuz diyor. İşte bu hakikati kulağımla değil, gözümle işitiyordum. Evet, o vaziyetim o vakit beni nasıl ağlattırmış? 10 senedir hayalim o vaziyete uğradıkça yine ağlıyor. Evet, binler sene yaşamış o ihtiyar kalenin başındaki menzillerin harap olması ve onun altındaki şehrin 8 sene zarfında 800 sene kadar ihtiyarlanması ve kale altındaki gayet hayatlar ve mecma-ı ahbap olan medresemin vefatı, umum Osmanlı Devleti'nde bütün medreselerin vefatını gösteren cenazesinin manevi azametine işareten, koca Van Kalesi'nin yekpare taşı ona bir mezar taşı olmuş. Adeta o medresedeki 8 sene evvel benimle beraber bulunan merhum talebelerim kabirlerinde benimle beraber ağlıyorlar. Belki o kasabanın harabe duvarları, dağılmış taşları benimle beraber ağlıyorlar. Ve onları ağlıyor gibi gördüm. Ben o vakit anladım ki vatanımdaki bu gurbete dayanamayacağım. Ya ben de kabre onların yanına gitmeliyim veyahut dağda bir mağaraya çekilip ecelimi orada beklemeliyim diye düşündüm. Dedim, madem dünyada böyle tahammül edilmez, sabır şiken, mukavemetsiz, yandırıcı firkatler var. Elbette mevt hayata racihtir. Hayatın bu ağır vaziyeti çekilir dertlerden değildir. O vakit cihat-ı sitte denilen 6 cihete nazar gezdirdim. Karanlıklı gördüm. O şiddeti teessürden gelen gaflet bana dünyayı korkunç, boş, hali, başıma yıkılacak bir tarzda gösterdi. Ruhum ise düşman vaziyetini alan hadsiz belalara karşı bir nokta istinad ararken ve ruhta ebede kadar uzanan hadsiz arzuları tatmin edecek bir noktayı istimdat taharri ederken ve o hadsiz firak ve iftiraktan ve tahrip ve vefattan gelen hüzün ve gama karşı teselli beklerken, birden Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın Sebbehe lillahi ma fis semavati vel ard ve huvel azizul hakim lehu mülkü semavati vel ard yuhyi ve yumit ve huve ala kulli şeyin kadir ayetinin hakikati tecelli etti. O rikkatli, firkatli, dehşetli, hüzünlü hayalden beni kurtardı, gözümü açtırdı. Baktım ki meyvedar ağaçların başlarındaki meyveleri tebessüm eder bir tarzda bana bakıyorlar. Bize de dikkat et, yalnız harabe zara bakıp durma diyorlardı. Bu ayet-i kerimenin hakikati böyle ihtar ediyordu ki, Van sahrasının sahifesinde misafir olan insanların eliyle yazılan ve şehir suretini alan suni bir mektubun, Rus istilası denilen dehşetli bir sel belasına düşüp silinmesi, neden seni bu kadar müteessir ediyor? Asıl Malik-i Hakiki ve her şeyin sahibi ve Rabbi olan Nakkaş-ı Ezeli'ye bak ki bu Van sahifesinde mektubatı Kemal-i Şaşa ile eski zamanda gördüğüm vaziyeti yine devam edip yazılıyorlar. O yerler boş, harap, hali kalmış diye ağlamaların, Malik-i Hakikisinden gaflet ve insanları misafir tasavvur etmemekten ve malik tevehhüm etmek yanlışından ileri geliyor. Fakat o yanlışlıktan ve o yakıcı vaziyetten bir hakikat kapısı açıldı ve o hakikati tam kabul etmeye nefis hazırlandı. Evet, nasıl ki bir demir ateşe sokulur, ta yumuşasın, güzel ve menfaatler bir şekil verilsin, öyle de o hüzünengiz halet ve o dehşetli vaziyet ateş oldu, nefsimi yumuşattı.
Kur'an-ı Mucizül Beyan, mezkur ayetin hakikatiyle hakaik imaninin feyzini tam ona gösterdi, kabul ettirdi. Evet, lillahil hamd, şu ayetin hakikati, iman feyziyle 20. mektup gibi risalelerde kat'i ispat ettiğimiz gibi, herkesin kuvveti imaniyesi nispetinde inkişaf eden öyle bir noktayı istinat ruha ve kalbe verdi ki, o vaziyetin dehşetinden 100 derece ziyade korkunç, zararlı musibetlere karşı gelebilir bir kuvveti iman-ı billah'tan verdi. Ve şöyle ihtar etti ki, senin halıkın olan şu memleketin maliki hakikisinin emrine her şey musahhardır. Her şeyin dizgini onun elindedir. Ona intisabın yeter. O halıkıma dayanıp tanıdıktan sonra düşman suretini alan bütün şeyler düşmanlıklarını terk ettiler. Ağlattıran hazin haller beni neşelendirdiler. Beni neşelendirmeye başladılar. Hem çok risalelerde kat'i bürhanlarla da ispat ettiğimiz gibi, o hadsiz arzulara karşı iman-ı bil ahiretten gelen nur ile öyle bir noktaya istimdat verdi ki, değil küçücük ve muvakkat, kısa dünyevi ahbaplara karşı arzu ve rabıtalarıma, belki ebedül abatta, alemi bekada, saadet ebediyede, hadsiz, uzun arzularıma kafi gelebilir bir noktayı istimdat verdi. Çünkü bir cilve-i rahmetiyle muvakkat bir misafirhanesi olan bu dünyanın bir menzili olan şu zeminin yüzünde, o misafirlerini bir iki saat sevindirmek için bahar sofrasında had ve hesaba gelmez sanatlı şirin nimetlerini her baharda ihsan edip bir kahvaltı hükmünde o misafirlere yedirdikten sonra mesken ebedilerinde 8 daimi cenneti hadsiz bir zamanda hadsiz enva-ı nimetiyle doldurup ibadına ihzar eden bir Rahmanur Rahim'in rahmetine iman ile istinad edip intisabını bilen elbette öyle bir nokta istimdat bulur ki en edna derecesi hadsiz ebedi emellere medet verip idame eder. Hem o ayetin hakikatiyle imanın ziyasından gelen nur öyle parlak bir surette tecelli etti ki, o zulümatlı olan cihat-ı sitteyi gündüz gibi aydınlattırdı. Çünkü bu medresem ve bu şehirde talebe ve dostlarımın arkalarında kalıp ağlamak vaziyetini şöyle aydınlattırdı ki, ahbabın gittikleri alem karanlıklı değil, yalnız yerlerini değiştirdiler. Yine görüşeceksiniz diye ihtar etti. Ağlamayı tamamen kestirdi. Ve dünyada onların yerine geçecek ve benzeyecek olanları bulacağını ifham etti. Evet, lillahil hamd, hem vefat eden Van medresesini Isparta medresesiyle ihya edip, oradaki ahbapları dahi daha çok, daha kıymetli talebeler ve ahbaplarla manen ihya etti. Hem bildirdi ki dünya boş, hali olmadığını ve harap olmuş bir memleket suretini yanlış tasavvur ettiğimi, belki maliki hakiki hikmetinin iktizasıyla sunayı insanların levhasını değiştiriyor, mektubunu tazelendiriyor. Bir ağacın bir kısım meyvelerini kopardıkça yerine yine başka meyvelerin geldiği gibi. Nevi beşerde bu zeval ve firaktaki bir teceddüttür, tazelenmektir. İman noktasında ahbapsızlıktan gelen eli imane bir hüzün değil, belki başka güzel bir yerde görüşmek üzere ayrılmaktan gelen lezizane bir hüzün veren bir tazelenmektir. Hem o dehşetli vaziyetten kainatın mevcudatının karanlıklı görünen yüzünü aydınlattı. Ben de o vakit o halete şükretmek istedim, Arabi şu fıkra geldi. Tam o hakikati tasvir etti. Şöyle ki dedim, elhamdülillahi ala nuril imanil musavvir, ma yetevehhemu ecanibu a'da'en emvaten muvahhişine eytamen bakine, evitta ihvanen ahya'en munisine murakhasine mesrurine zakirine musabbihin. Yani o şiddetli haletin tesirinden gelen gaflet ile kainatın mevcudatı, bir kısmı düşman ve ecnebi, haşiye, yani zelzele, fırtına, tufan, taun, ateş gibi. Bir kısmı müthiş cenazeler, diğer kısmı ise kimsesizlikten ağlayan yetimler suretinde, gafil nefsime tevehüm ile gösterilen bu korkunç levhayı, nur-u iman ile aynel yakin gördüm ki, o ecnebi, düşman görünenler birer dost, kardeştirler.
Ve o müthiş cenazeler ise kısmen hayatlar, ünsiyetkar ve kısmen vazifeden terhis edilenlerdir. Ve o ağlayan yetimlerin vaveylaları ise zikir ve tesbihin zemzemeleri olduğunu nuru iman ile gördüğümden, o hadsiz nimetlerin menbaı olan imanı bana veren Halık-ı Zülcelal'e hadsiz hamd ediyorum. Ve bu dünyada, bu dünya kadar büyük, hususi dünyamdaki bütün mevcudatı hamd ve tesbihat ilahiyede tasavvur ve niyetimle istimal etmek bir hakkım olduğu noktayı nazarından, bütün o mevcudatın her birisinin ve umumunun lisan-ı halleriyle beraber Elhamdülillahi ala nuril iman deriz demektir. Hem o gafletkârâne hâleti müdehişeden hiçe inen ezvâk-ı hayat ve bütün çekilip kuruyan emeller ve en dar bir daire içinde sıkışıp kalan, belki mahvolan şahsıma ait nimetler, lezzetler, birden başka risalelerde kat'i bir surette ispat ettiğimiz gibi, nur-u iman ile kalbin etrafındaki o dar daireyi öyle genişlettirdi ki, kainatı içine aldı. Ve o hor hor bahçesinde kurumuş ve lezzetini kaçırmış nimetler yerinde, dar dünya ve dar ahireti birer sofrayı nimet ve birer tablayı rahmet şekline getirdi. Göz, kulak, kalp gibi 10 değil, 100 cihazat-ı insaniyenin her birini gayet uzun bir el suretinde, her müminin derecesi nispetinde o iki sofrayı Rahman'a uzatıp her tarafından nimetleri toplayacak bir tarzda gösterdiğinden, hem bu ulvi hakikati ifade, hem o hadsiz nimete şükür için o vakit böyle demiştim: Elhamdülillahi ala nuril imanil musavvir, littareyne memluateyni, minen nimeti ve rahmeti li kulli müminin hakkan yestefidu minhuma, bi havasihil kesiretil münkeşife, bi iznihi halighi, yani dünya ve ahireti nimet ve rahmetle doldurmuş bir surette, hakiki müminlerin nuru iman ve İslamiyetle inkişaf ve inbisat etmiş bütün hassalarının elleriyle o iki muazzam sofradan istifadeyi temin eden ve gösteren nuru iman nimetinin mukabiline, o imanı bana veren Halık'ıma bütün zerratı vücudumla dünya ve ahiret dolusu hamd ve şükür elimden gelse yaparım demektir. Madem iman bu alemde bu tesirat-ı azimeyi yapar, elbette dar-ı bekada öyle semerat ve füyuzatı olacak ki, bu dünyadaki akıl ile onlar ihata edilmez ve tarif edilmez. İşte ey benim gibi ihtiyarlık münasebetiyle pek çok dostların firak acılarını çeken ihtiyar ve ihtiyareler, sizin en ihtiyarınız her ne kadar zahiren benden yaşlı ise de manen ben onlardan daha ziyade ihtiyarlığımı tahmin ediyorum. Çünkü fıtratımda rikkati cinsiyeyle acımak hissi ziyade bulunduğundan, kendi elemimden başka binler kardeşlerimin elemlerini de o şefkat sırrıyla çektiğimden yüzler sene yaşamış gibi ihtiyarım. Ve siz ne kadar firak belasını çekmiş iseniz benim kadar o belaya maruz kalmamışsınız. Çünkü oğlum yoktur ki yalnız oğlumu düşüneyim. Bendeki fıtri olan bu ziyade acımaklık ve şefkat, binler Müslüman evlatlarının, hatta masum hayvanların teellümlerine karşı dahi bir rikkat, bir elem, o sırrı şefkatle hissediyordum. Hususi bir hanem yoktur ki fikrimi yalnız ona hasredeyim. Belki bu memleket ile ve belki alem-i İslam'ın kıtasıyla hanem gibi hamiyet-i İslamiye noktasında alakadarım. Ve o iki büyük hanedeki dindaşlarımın elemleriyle müteellim ve firaklarıyla mahzun oluyorum. İşte bütün ihtiyarlığımdan ve firak belalarından gelen teessüratıma bana nur-u iman tam kafi geldi. Kırılmaz bir rica, kopmaz bir ümit, sönmez bir ziya, bitmez bir teselli verdi. Elbette sizlere ihtiyarlıktan gelen karanlık ve gaflet ve teessürat ve teellümata iman
kafi ve gafidir. Asıl en karanlıklı ve en nursuz ve tesellisiz ihtiyarlık ve en elim ve mülhiş firak, ehli dalaletin ve ehli sefahetin ihtiyarlıklarıdır ve firaklarıdır. O rica ve ziya ve teselli veren imanı zevk etmek ve tesiratını hissetmek için ihtiyarlığa layık ve İslamiyete muvafık, ubudiyetkârâne bir tavr-ı şuurdârâne takınmakla olur. Yoksa gençlere benzemeye çalışmak ve onların sarhoşça gafletlerine başını sokup ihtiyarlığını unutmakla değildir. Hayru şebabikum men teşebbehâ bi kuhûlikum ve şerru kuhûlikum men teşebbehâ bi şebabikum. Evkemâ kal, mealindeki hadisi düşününüz. Yani, gençlerinizin en iyisi temkinde ve sefahatlerden çekilmekte ihtiyarlara benzeyenlerdir. Ve ihtiyarlarınızın en fenası sefahatte ve başını gaflete sokmakta gençlere benzeyenlerdir. Ey kardeşlerim, ihtiyarlar ve hemşire ihtiyareler! Hadis-i şerifte vardır ki, 60-70 yaşlarında ihtiyar bir mümin, dergah-ı ilahiyeye elini kaldırıp dua ederken, rahmet-i ilahiye onun elini boş döndürmeye hicap ediyor. Madem rahmet size karşı böyle hürmet ediyor, siz de rahmetin bu hürmetini ubudiyetinizle ihtiram ediniz.